Şimdi hep sana anlatıp duruyorum. Seyit Gazi, Seyit Battal Gazi. Belki de Türkiye'nin en iyi korunmuş büyük dergahı diye. Bakalım nasıl bulacaksın. Şöyle şeye de bak, çevreye de bak. Burası köy değil, ilçe işte ya. İlçe merkezi burası. Burası çok serin, çok güzeldir. Evet. Kaçıncı kez çıkıyoruz bu merdivenlerden? Daha önce kaç sefer geldin? Herhalde 5 kere gelmişimdir. Buraya? Hı. En az. Mesela turlarla geldiğin zaman turlar buraları ziyaret ederek gidiyor. Mesela İstanbul'daki dergahlar buraları ziyaret ederek gittiler şeye, Abdal Musa'ya. Evet, işte bu rüzgarı özlemiştik. Bir de şuradan çekeceğim diye aşağı yuvarlanıyordum ben. Evet. Şuraya geldim, şuradan alayım dedim şeyleri. Evet, Lütfü Baba, bizim işimiz böyle. Yamaçlarda, dağlarda, pirlerin huzurunda. Lütfü Baba'yı çek, buradan Lütfü Baba'yı çek. Şöyle hem benim dediğimi yap, öyle direkt çekme, aşağı eğil. Bakın her bir köşesinde bir nişan var, yani bu taşlar. Allah Allah. Biraz dikkatli bakarsanız, bak aslana bak. Biraz dikkatli, millet bakmıyor, aslanı bile görmüyorlar orada koskoca. Ağzını bir tarafa çevirmiştir. Ha bak, o işte bütün her tarafı görüyor, yani gözetliyor. Burada da neyin ne olduğu yazılıyor. Bektaşi tekkesini buraya koydurmak da bir marifet. 11 Bektaşi tekkesi diyor. Yani onu da kaldırıp atarlardı. Evet. Mesela bu tarihi kapı. 9-3 cami diyor. Nedir o? Mesela binaya Mehmet, değişik perspektiflerden bakmaya insan alışmalı. Nasıl? İşte demin aşağıdan baktık. Bu taraftan bakacaksın. Mesela bu şeyin görünüşüne bak. Aslanın görünüşüne. Nasıl tahrip etmiş zamanla. Ağzı şey yapmış. Ya, zaman aşındırıyor. Aşındırmış işte. Efendim. Bir bu boyuttan bakacaksın. Bir oradan bakacaksın. Ağaçlar da var, engelliyor. Mesela bak. Şu pencerenin üstünde de bir şey var. Evet. Şekiller var bak. Şekilli taş var, işlemeli taş işlemesi var. Onu binanın yapımına kullanmışlar işte. Evet, buyurun. Bismillah diyelim. Şimdi buradan iç avluya geçiyoruz. İç avlu dediğim türbeye açılıyor. Her tarafa açılan iç avlu. Fakat bakın burada da bir şey var. Bak bunu da buraya koymuşlar. Artık. Osmanlı Devleti'nin kurmuş tarihlerine rast gelen 1300 yılları ki hay Allah razı olsun. Türklerin buraya geçme meselelerinde, Malatya'yı tekrar Almanya'nın meselelerinde Battal Gazi'nin çok büyük rolü var. Görüyorsun değil mi? İşte bak köşelerde şeyler var. Bak her bir taşta bir iz var. Evet. Burada aynı. Ve yukarıda şey var. Mehmet. Kitabe var. Sultan Seyit Battal Gazi diyor. Sultan diyor bak. Orada yazılanı buraya koymuşlar. Yukarıda bak, yukarıda. Evet. Esas buradan bu giriş kapısı olmuş olur. Yani burası ana giriş kapısı. İstersen yakınlaştır, al onu. Ve bu türbeyi şey yaparken bunları da al böyle öperken. Gel ana. Yani şöyle öperken şu alsın. Hem türbenin kapısına nişaneler, sunaklar artık burası. Ne için nedir? Duvarlarda. Evet. Evet.
Çok muhteşem. Muhteşemliği başka, Çoban Baba türbesi. Bak türbenin içinde türbeler var. Mehmet gel bak, kapıdan girerken dikkat et. Hep taş işlemesi. Bunlar bulunmaz örnekler yani. Yani bunu dedim ya sana. Sana yani bir tam gezersen gün ayırman lazım. Bak bunların her birinde bir iz var. Öyle sıradan taşı atmamışlar buraya. Ya her adama bu emek verilir mi? Emma. Her adama bu emek verilir mi? Verir mi canım bu emeği? Şimdi var ya burada. O da başka. Çoban Baba türbesi. Geç. Muhammed geldi. Çoban Baba ya. Allah. Medet Mürvet. Aşıklar, dedeler, analar, babalar türbe ziyaretinde yatanlar, ölenler ve ölenler. En büyük türbe içeride. En büyük burada. Bismillahirrahmanirrahim. Ne güzel sürdük. Anacığım, aha, al içeride. Evet. Bak, isteyen şeyleri. Sütunlar Yunanca. Dikkat et. Yani bu karışık bir yapı. Biliyor musun? Evet. Ele bak, ele. Şimdi biraz daha dikkat etsin, neler çıkıyor. Bak, el var iki tane. Evet. Ve bu da Yunanca. Sütunlar da Yunan sütunları. Burada devir üstüne devir gelmiş. Yunanlılar gelmiş. Bizimkiler gelmiş. Sünni kesim gelmiş. Şimdi şey burası işte esas. Milim milim çekeceksin bunu bak. Bu boşluk. Bu tarihin getirdiği büyük sütunlar yani mahvoluyor bunlar. Koç değil. Bunlar Yunan şeyleri bunlar. Bizimkilere ait değil. Sütun başlıkları Yunan sütun başlıkları. O Yunan şeyi zaten ayrı. Bak buralarda sunak gibi taş oyuluyor. İçinde başka bir şeyler yapıyor. Bak burada da bir taşın oyulma şeyi var. Böyle bu kadar geniş büyük Hacı Bektaş Veli falan da değil bak. En büyük şey budur. Mesela Bektaş Tekkesi. İmar eyledi diyor. 1511'de imar eylemiş gördün mü? Tarihte belli. Bizans çağı, sütun gölgesi. İşte ne diyorum? Bizans döneminin şeyleri de var. Belki burada da olmayabilir ama. Çok büyük. Burayı ya bir saatte gezemezsin bak. Bektaşi tekkesi şeyine Bektaşi meydanı yani buralar. Hakkı Baba ile şurada oturduyduk. Bize havlu hediye ettiydiler. Buradan da baktıydık aşağılara doğru. Kuşlar uçuyor işte. Bu da şehrin değişik bir görüntüsü.
Aslanlı şey. Evet. Tabii bak aslan daha değişik görünüyor. Türkiye'deki en büyük külliye burası. Evet. Burada Bektaşi camiler aynı değil mi? Bektaşi meydanı. Tabii %100. Burada en büyük külliye burası. Dediğim gibi bazı biraz daha küçük. Doğru. Oğlum sen söylediğin doğru. Şimdi kimi getirir? Biz içeri bir şey bırakamayız. Mertebeyi silsileyi gördüm. Şunu götür. Bu imza için. Bu vatandaş tamamına. Otur. İddia ediyorsun burada var diye. Niye iddia ediyorsun yani? Hayır ben... Gel Mehmet. Bak. Kapının şeyini görüyor musun? Bu böyle bir defter değil. Yok ya, bu da işte bugünün şeyi olarak. Her bir bölüm kendi içinde bir ayrı bölüm. Eleanor'a. Yalnız orada bir şey var, beni uyarmışlardı nasıl oluyor diye. Gazacı ve Akıncı. Bu türbeye nasıl giriyor diye. Esas büyük şey bu. Gel de gör Konya'yı, Konya'yı. İstersen çek buradan. Ben içeride olmuş olurum. Ya Allah ya Muhammed ya Ali. Geçen sene buralar onarılıyordu.
Fotoğraflarını da yayınladım İlyas Bey. Meryem, Hüryan Baba dediğim şey tamamen şu stil mesela. Gitsen görsen, karşılaştırsan şu stil. Şu kadar yani. Bu şekilde bir yer var. Demir Baba mıydı? Demir Baba değil, başka bir yer. Tamam. De bu sayıda da dergide yayınladık. Şeyde Akyazılı Sultan. Akyazılı Sultan der ya mimari tarzı. Evet. Aferin. Onu soramadım çünkü o bize hep sordu. Biz ona sorurken uyumuşuz. Aynı yana. Yok, giriyoruz. Sonsuz bir huzur diyarındayız. Kuşların sesi. Tabii aynısını taşıyan çok şeyler var. Gönüllerde isteyen halk gömüyor. Yunus'un şu anda 4-5 tane mezarı var. Kimi? Yunus'un. Şurada bir soğuk şey vardı. Gelin bakayım. Esiyordu. İçeri giremezsek bile. Bir yerden soğuk hava veriyor. Mesela çok ilginç. Mesela ne diyor Mehmet? Çekme tehlikesi ve kayıtlar çıkmıyor. Ya işte. Çekme tehlikesi var da niçin? İşte destekler konuluyor. Destekler ve işte onunla ilgili İlyas Bey çok büyük mücadele veriyor. Maddi kaynak alıp desteklemek ve İlyas şey yapmak Bey. İçin. İlyas Küçükcan. Çok değerli bir insan. Ya, kitabı da var bu konuda. Bu vakfın başkanı. Ve Alevi olan tek kişi o vakıfta, biliyor musun? Ve başkan seçmişler dürüstlüğünü temizliğine. Şimdi şurada bir yerde soğuk hava deposu var. Bu müze kapalı mesela. Müze çok önemli. Mesela bak işte geldik Bizans mezarları. Selçuklu çağı mezarı. Bak bu Bizans sütunları. Al işte bak burada. Şimdi tükek ne söyledi? Mimari özelliği vardı. Mimar Sinan 55 yaşında belki olmuş. 55 senede mimarlık yapmış. Tükekle yazarlar arasına karışacak konuşa her tarafta. Yok bayağı istatistikler söyledi. Bulup söylüyor. Onun söylediği bir iki tane konu var. Bir de şey vardı. Aşağıda yavrum. Ben o iki levadan gidince sağda göreceksin. Çok çıkmışız ya. Çok. Burası Türkiye'nin en büyük kümesi. Bir de o baba o koçu hani içeri salıyorlarmış ya. Hı. Üç belirti veriyormuş. O da çok enteresandı. Ben de onu ilk defa duyuyorum. Evet, esneyecek, yani, işleyecek. Yani